Yeni Gün TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün İzmirlilere OnlyFans'ın içeriğinin Türkiye'de engellenmesi hakkında ne düşündüklerini soracağız. Cevapları da sizler için derleyeceğiz. Şimdiden herkese keyifli seyirler. Bence kısıtlanması yanlış olmuş. Neden? Çünkü zaten insanın doğasında olan bir şey. Ve zaten Türkiye'de porno vesaire yasak. VPN'le giriyor insanlar. Zaten bastırılmışlık var. Böyle şeyleri de sürekli kapattıkları sürece insanlar daha çok patlayacak. Bence doğru olmamış. OnlyFans hakkında geldin şu an sen bana. Bence şu an Türkiye içerisinde kapatılması uygun bir durum değil. Niye uygun bir durum değil? İnsanlar oradan ekmek kazanıyor. Yani Türk insanı, bayanlarımız oradan bir şekilde kazançlarını elde ediyorlar. Bence kapatılması uygun değil. Hayır, kapattınız. VPN uygulamasını kaldırması lazım. Bir şekilde herkes erişebiliyor yani, girebiliyorlar. Saçma. Engellenmesi saçma yani bence. İnsanların kendi tercihleri. Hani karışamazsın. Ben öyle düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Bence yasaklama iyi olmamış. Çünkü özgür bir ülkede olduğumuz için yani herkes istediği bir şey yapabilir. Buna da bir sakınca yok bence. Yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Yani iptal olursa daha iyi olur. Şimdi ben bu konuyla alakalı bu yayın yasağının kaldırılmasını istiyorum yani. Herkesin rahat bir şekilde bu yasağı yasak olmasını istemiyorum. Her şekilde açılsın. Her genç bundan ya da her kim ne istiyorsa faydalanmak özgür haklarından bir tanesidir bu. Bunu tüm medya arkadaşlarıma, tüm medya mensuplarına, bütün yetkililere buradan duyuruyorum yani bilginize. OnlyFans'ın kapatılması Türkiye gibi bir şehirde saçma çünkü bu şehirde de bu muhabbetlerin döndüğü ortada yani. İnsanlar oradan ekmek kazanıyor. Kimin nereden ne kazandığı kimseyi de çok ilgilendirmiyor. Sonuçta ülkemizde çok temiz bir ülke değil bu konuda. Ha, VPN denen bir şey var. Ona indirip oradan istenilen yasaklı sitelere zaten giriliyor. Kapatılması bir şeyi değiştirmedi. Sadece insanları daha çok azdırttı. Benim fikrim bu kadar yani. Bugünkü sokak röportajı videomuzun sonuna geldik. Eğer videolarımız sizin de ilginizi çekiyorsa beğenip yorum yapmayı aynı zamanda da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki sokak röportajı videomuzda görüşmek üzere.